Mudurnu'ya nasıl bir yönetim vaat ediyorsunuz? Şimdi adaylığım kesinleşirse, Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylığım, ben Facebook sayfamda, Instagram sayfamda bazı bilgilendirmeler yapıyorum yapacağım işlerle ilgili. Ancak bunu ben yeterli görmüyorum. Bütün partili arkadaşlarımı, Mudurnu sevdalılarını toplayacağım. Bir defa Mudurnu'nun SWOT analizini çıkaracağım. Nedir SWOT analiz? Siz de daha iyi bilirsiniz. Mudurnu'nun güçleri, güçlü yönleri nedir? Mudurnu'nun zayıf yönleri nedir? Mudurnu için ne fırsatlar vardır, Mudurnu'yu ne tehdit etmektedir? Bunları çıkaracağız. Arkadaşlarla toplanacağız. Bunu nasıl yapacağız? Beyin fırtınası şeklinde yapacağız. Şöyle yuvarlak bir toplantı alanımız olacak. Ortaya ben geçeceğim, tahtayı koyacağız. Arkadaşlarımıza teker teker söz vereceğiz. Bunu biz geçmiş dönemlerde, şirketlerde çok yaptık, uyguladık. Ardından sorunlarımız nedir? Çözümlerimiz nedir? Onları da hep beraber yapacağız. Sonra bunları gruplandıracağız. Her sorun herkesi ilgilendirmiyor. Mesela restoran işletmecisinin sorunuyla hediyelik eşya satanın arkadaşlarımızın sorunları farklı. Bunları kendi içinde gruplandıracağız ve onlarla da toplantılar yapacağız. Yani bu programı yaparken içselleştireceğiz. Bu içselleştirmek ne demek? Adam Avrupa'da, Almanya'da, Japonya'da 10 bin euro, işte 5 bin euro maaş alıyor ama işinden tatmin olmuyor. İşten tatmin olmak için o iş yapılırken bazı şeyleri görmesi gerekiyor. Kendinden fikirleri de orada görmesi gerekiyor. Ben yönetimde bunu sağlayacağım. Başlangıçta iktidar oldum, başkan oldum. Kent konseyinin yönetim raporunda ya da yönetmeliğinde var. 3 ay içinde kent konseyini toplayacağım. Mudurnu'nun içinde olur, dışında olur. Mudurnu'yu düşünen, Mudurnu'yu hisseden herkes de yönetmeliğin el verdiği ölçüde birlik ve beraberliği sağlayacağız. Sorunları gruplara böleceğiz. Sorun grupları üzerine çalışacağız ve başta bahsettiğim programı teker teker uygulayacağız. Şimdi siz 100 tane sorununuz olabilir, 500 tane olabilir, hiç sorun değil. Ama siz o 100 sorundan can alıcı 20 tanesini çözdüğünüz zaman bütün sorunların %80'i çözülmüş olur. Kök neden nedir onu bulmak, onun üzerinden gitmek ve sorunları çözmek. Mudurnu çok sorunu var. Sayarsak 100 diyeyim ben, siz diğer arkadaşlar belki 500'den. Ama önemli olan en can alıcı sorun hangisi? Onu bulmak, ortaya çıkarmak, çözmek. Mudurnu'nun sorunlarla çözüm olacağım diyorsunuz. Çözüm olacağım, bu şekilde çözüm oluyor. Ben biliyorum, ben yaparım falan diye. Oturacağız, restorançılarla konuşacağız, taksicilerle konuşacağız, muhtarlarla konuşacağız. Muhtarlarla bugün Facebook'umda yayınladım. Haftada bir mi olsun, ayda bir mi olsun ya da diğer dedim. Yani her zaman istişare halkın da belediye başkanına ulaşması lazım. Ben çarşamba günleri saat 8.30-18 arasında halkımı dinlemek minimum 15 dakika randevu olarak da talep edilmesi halinde programımı ona göre ayaracağım. Çarşamba günlerinde halkımı ayarayacağım. Halk günü yapacağım. Halk günü yapacağım ve önceden de bilgim olursa konu hakkında çalışacağım. İlgili arkadaşlarla beraber o arkadaşı gözünün içine baka baka dinleyeceğim. Anladım, pekala. Peki Mudurnulular neden bir başka saniye de size oy versin? Ben demokrasiden bahsediyorum, özgürlükten bahsediyorum, dayanışmadan bahsediyorum. Mudurnu'nun tek bir şeyi var. Mudurnu'da son 20 yılda bütün paralar, bütün şey inşaat üzerine dönmüş. Belki Bolu'da 300 tane müteahhit var. Mudurnu'da bir tane müteahhitimiz yok. Yani demem şu, Mudurnu'da zengin yok. Zaten neticelerde onu gösteriyor. Sıralamada 7. sıradayız. Bir tek şeyimiz var bizim. Birleşeceğiz. Nasıl birleşeceğiz? Mudurnu çarşısı birlik olacak. Restoranları birlik olacak. Taksicileri birlik olacak. Muhtarları birlik olacak. O birlik ve beraberlik içinden yeni bir atılım yapacağız. Ahilik, Mudurnu tavukçuluk, sözleşmeli tarımdan kooperatifçiliğin en yüksek kısmını Mudurnu'da uygulayacağız. Sizce Mudurnu yönü nereye dönmeliyiz? Tarıma mı, sanayiye mi, yoksa turizme mi? Çok yönlü bakmak lazım buna. Bir turizm yaptınız, satacak bir şeyiniz yoksa bir anlam ifade etmez. Tarım, turizm birlikte olmalı. Ve Mudurnu çarşısını ayağa kaldırmamız lazım. Mudurnu çarşısının ayağa kalkması demek, Mudurnu'da hareket olması demek, Mudurnu esnafının cebine para girmesi demek. Bu turizmden de olacak. Bir de bizim üreteceğimiz katma değerli yüksek ürünlerden olacak. Özellikle Mudurnu'nun en büyük avantajı, lojistik avantajı, onu kullanacağız. Artı kooperatifçilik, özellikle süt konusunda birlik beraberlik içinde
Türkiye'nin önde gelen bir müteşebbis ruhuyla bir oluşum yapacağız. Kooperatifleri birleştirip belediyenin önderliğinde süt konusunda çok önem vereceğiz. Çünkü en güçlü yanımız o. Türkiye Modern şeyde Bolu'da toplamda 150 bin, 200 bin litre süt üretiliyorsa bunun 60 ila 80 bin litresi Modena'da. O bizim en güçlü yanımız. Size de bahsettiğim güçlü yanımız. Biz bu güçlü yanımız üzerinden Modena ekonomisini canlandırmaya çalışacağız. Tarım temel. Tarımla ilgili onlarca şey söyleyebiliriz. İşte tohum verilebilir, bile verilebilir. Belediye kanalı, belediye ve ziraat odası işbirliğiyle ihtimam edebilir, ziraat mühendisi ihtimam edebilir. Zaten eğer aday olursam şeylerden biri veteriner olmasını düşünüyorum. Meclis üyelerinden birinin. Birisinin de mühendis olmasını düşünüyorum. Bu çok önemli. Bu mühendis için.